Güzellikler, canlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldin. Burayı renklendirdin. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomun konusu güzel, çok güzel kadınların ilişkilerde yaşadığı bazı korkulu rüyaları var. Ve o kadınların bunun farkında olduğunu da çoğunu sanmıyorum. Çünkü geçen gün yorumlarda okudum. Yorumlara çok önem veriyorum. Oradan dedim ben bu videoyu çekmeliyim. Çünkü öyle bir talep gelmişti. Ayrıca size bir şey anlatacağım. Az önce arkadaşlar söylemesi hep duştaydım şey yaptım böyle böyle yapınca yanlış anlamayın. Şeyi çalkaladım. Şampuan dibinde kalmış. Nasıl olduysa şampuan böyle şey yaparken oradan tersten yukarı doğru yani yer çekimine aykırı gelip pıt diye buradan gözümün içine girdi. Gözüm hala kızarık olabilir. Yani bir an görme kaybı yaşadım gibi bir şey oldu. Bunu niye size paylaştım? Gözüm hala kızarık olabilir ondan dolayı. Merak etmeyin canlar ben iyiyim. Şimdi gelelim konumuza dönelim. Bunu niye anlattım onu da <laughs> dedim ya neden anlattım. Tamam tamam. Şimdi konumuza gelelim. Ve çok ince bir konu. Yani hep diyoruz ya değer veren adam şöyle yapar. Seven adam böyle yapar. Evde her zaman görüşmez. Arkadaşlarıyla dışarı çıkar. Onu yap. Ama güzel kadınlar bazen bir erkeğin yanında yaşça büyük bir erkeğin ne bileyim özgüveni olmayan bir erkeğin veya kendisinden bir iki gömlek dış görünüş olarak aşağıda olan bir erkeğin yanındayken bu erkekler yanında çanta olarak taşıyor bu kadınları. Bak. Ne demek? Arkadaş ortamlarına hep bir araya girer. Onlarla beraber hep bir şeyler yapar ve seni hep bu şeylerin içine katar. Hepsini tek tek anlatacağım. Neden bunu yapıyor? Arkandan şöyle şeyleri duymuyor mu sanıyorsun? Ya işte atıyorum Mahmut ya sen gerçekten yenge de kütür kütür Yok kütür kütür değil de yani öyle diyemez hiçbir erkek de. Yenge de çok güzelmiş ya vallahi Allah mutlu mesut etsin. Kanka vallahi nasıl ayarladın ya helal olsun vallahi çok güzelmiş yenge bilmem ne. Ya vallahi bunları duymaktan adam orada hoşnut oluyor. Ve tüm ortamları sokmaya çalışıyor. Yani seninle işin özü hava atar. Yanında açık konuşacağım sen onu çanta gibi dolaş. Bir bak mesela onun hep çantası gibi. Yani burada ne demek? Obje gözüyle bakıyor. Herkese tanıştırıyor. Herkese tanıştırıyor derken yeri geldiğinde ailesiyle bile tanıştırıyor. Çünkü ailesinden onay almak. Ulan kepaze sen kim bu kız kim ama helal olsun ya nasıl ayarlamışsın bak. Annesi veya babası bunu demez. Ama işte nişe der ki oğlum vallahi evet çok güzelmiş gelinimizde bilmem ne. Ne oldu? Bu adamın bir sıkıntısı var. Kendisiyle ilgili ve onay almaya muhtaç. Onay almak istiyor bu kişilerden. Onay aldıkça da kendini çok mutlu hissediyor. Ama gelelim sana olan ilişki boyutunda neler hissedecek. Bu süreçte sen neler bekliyor? Ve sen böyle olduğunu hissettiğin an neler yapacaksın? Şimdi bunları yaptığı dışarıda görüşü sen iyi bir şey sanıyorsun. Ya işte ben ne güzel hep evde buluşmuyor. Tek ama cinsellik değil demek ki falan bunları düşünüyorsun. Ama bu sırada da gitgide gitgide ince ince bu adama Bağlanmaya başlıyorsun ve sonra senin o dış görünüşün çok güzel olduğun yanlar işte arkadaşların hava attı durumlar işte ne bileyim çok dar pantolon giyiyorsundur yavaş yavaş ben seni kıskanıyorum ayağına bunları giyme şunu giyme bak herkes bakıyor çünkü senin de baş edemeyecek duruma geldi. Artık tamam ilk etapta çok güzeldi. Egosu okşanıyordu bilmem ne. Ama senden aşağıda olduğunu gitgide hissetmeye başladı bu adam. İşte burada kafasında kurduğu bir kadın profili var. Seni ...o kadın profiline doğru aşık olduğu özelliklerin ...aşık demeyelim de beğendiği, hoşlandığı özelliklerini... ...sende olan değiştirmeye çalışıyor. Ufak ufak, kıskanıyorum ayağına... ...işte ben insanlara güvenmiyorum, dışarısı çok kötü... ...onu yapma, şunu yapma, bilmem ne... ...sen bu ayaklara geldin, aa işte çok seviyorum falan diyorsun. Ama ileride seni belki de cehennem bekliyor. Bir de cinsellik yaşadın mı... Bu kişiyle. Zaten bu kişiyle evet cinsellik yaşanır ama tek amacı dışarıda daha çok nasıl görünürüm. Çünkü sokakta bile gezdiğinde insanların sana bakması bir de kendisine bakması onu mutlu ediyor. Ama ne oldu? cinsellikte yaşandı. Adam alacağını aldı. İşte artık böyle sana karşı ilgisi de belki kaybolmaya başlıyor. Ama seni o kafasındaki profili sokma amacında ve senden kopamıyor. Neden? Çünkü senden daha güzelini bulabileceğine kendisi bile inanmıyor. Çünkü bulamayacak da zaten kılıksız. Cinsellikte yaşadın ya evet sen kullanıldın. Nasıl kullanıldın? Cinsellik olarak değil. Yani. Dış görünüşün olarak senin de hava senin ya kendi reklamını yapıyor senin yüzünden bak bu adama karşı neler yapacaksın güzelim şimdi onu dikkat edeceksin nasıl biliyor musun arkadaşlarının yanındayken farklı ama tekken ne bileyim evde görüştüğünüzde dışarıda baş başa zaten çok fazla görüşür müsünüz bu kişiyle bilmiyorum ama oralarda sohbet oluyor mu muhabbet oluyor mu tek başınıza. Hani güzel bir iletişime geçebiliyor musun? Sana kendini değerli hissettiriyor mu? Hissettirmiyor mu? Arkadaşların yanında hava atarken kolay. Seni pohpohlamak, etmek bilmem ne onlar basit işler. Ama önemli olan gerçek yüzü seninle baş başa kaldığında çıkar. Fark var mı? Arkadaşlarının yanındaki hareketle senin baş başa kaldığın yanındaki hareketlerle arasında fark var mı? Buna bir defa çok dikkat ediyorsun. Eğer fark varsa o kişi hakkında soru işareti oluşma zamanı gelmiş demektir. Ve öfkeli anlarını gözlüyorsun. Arabası var da trafiktedir bilmem nedir. Bak bakalım. Hani ne bileyim sokaktaki hayvanların nasıl davranıyor. Bir öfkeli halinde sana karşı bir hakareti var mı? Burası çok önemli. Bir ilişkide evet dışarıda görüşü benim çok mutluyum aşık bana bilmem ne cinsellikte güzel falan. Ama bak bir adam evet değer veriyor ama bir adamın kendi iç karakterini onu değiştireceğim diye sen kendini yiyip bitirme. Adam çok öfkelidir, çok kıskançtır. İşte ne bileyim geçmişinde çok psikolojik problemler yaşamıştır. O yüzden sana karşı böyledir belki. Ama bunları açıkladığında da işte ben böyleyim, ben şöyleyim. Sen ne yapıyorsun? Çoğu kadınların yaptığı bir hata var. O kişiyi değiştirmeye çalışıyorsun. Büyük yanlış güzelim. Bu sefer hayatından çok şey yitip gidiyor. Sen böyle bir adama karşı böyle bir şey hissettiğin anda kendini koruman, korumaya alman gerekiyor. Dikkat edeceksin. Ne demek ya? Kimse sana kendi değerini yitirtecek şekilde davranamaz. Kimse. Kimse buna asla müsaade etmiyorsun. O çizgilerini çok sınır çok sert ve sınırlarını keskin bir şekilde çiziyorsun. Sana öfkelim, şakar etmiş bilmem ne asla izin verme. İzin vermediğin sürece sen hem güzelsin, hem güzel olduğun için bu videoyu izliyorsun şu an. Hem de kendine değer veren bir kadın olduğunda inanılmaz bir seviyeye yükseleceksin. Hani böyle istediğin erkeği gerçekten özgüveninle, duruşunla, bakışınla, hareketlerinle çok rahat bir şekilde kendine aşık edebilirsin. Ama bir erkeğin tuzaklarına da bak bunların hepsi tuzak anlattığım şeyler. Asla kapılmanı istemiyorum. Asla. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında düşün. Aynaya bak. Ben bütün kadınların güzel olduğuna inanıyorum. Sadece bakımsız kadın var. Bak çirkin kadın yok. Ama bakımsız kadınlar da baksın aynı. Kendisinin bakımsız olduğunu bilir. Koltuk altı kıldır, kıldır, tüydür, ne bileyim bıyıklardır. Ne bileyim kişisel hijyenine önem göstermiyordur, ter kokuyordur bilmem. Bak bakalım geç böyle. Bakımına dikkat ediyorsun, çıkır çıkırsın. Aynada bakıyorsun kendi ben güzelim diyorsun. Evet ve karşıdaki partnerini düşün şu an. Hani o kişiyi düşün. Ya evet, ben onun yanında evet herkes arkadaşlarım bile aslında bana diyor. Hani o senden daha şey gibi gibisinden laflar ediyorlar. Bak böyle bir erkek modelinde karşılaşabilirsin. Ben diğer videolarımda diyorum ya işte hep evde görüşmez bilmem ne ama bir istisna var. Bunlar da bu erkekler de hep dışarıda görüşmek ister. Şimdi güzelim otur düşün. Kötü bir şey mi? Seni rahatsız etmiyorsa sorun yok. Bu tarz düşünen kadınlar yok mu? Var. Hani erkek çok yakışıklı olsun boylu pols olsun yanında taşıyayım onu çanta gibi falan. Aynı şeyi erkekler de yapıyor. Dikkat! Dikkat. O yüzden kendini hiçbir şekilde, bak ne dış görünüş ne cinsellik ne başka bir şey olarak kullandırmanı asla ama asla istemiyorum. Abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutma. Benim için çok önemli. Bütün yorumları tek tek okuyorum, cevap veriyorum. Kendine çok güzel bak güzelim, kendine iyi bak. Hoşçakal. Görüşmek üzere.